Merhabalar arkadaşlar. Futbol Menajer 2019 4 sezonluk macera video konseptimizin bugünkü konuğu Radamel Falcao. Evet, Galatasaray'ın flash transferi diyebiliriz. Bu sezon isim olarak baktığımızda ligimize gelen en kıymetli oyuncu olduğunu umarım tüm taraftar grupları da benim gibi düşünüyordur. Tüm taraftarlar düşünüyordur. Yani burada partizanlık yapmıyorum. Gerçekten marka değeri olarak, isim olarak gelen en şaşalı isim Radamel Falcao. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Ben de çok merak ediyorum sizler gibi, ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani sıcakkanlı. Kolombiyalılar zaten bizim Türkler gibidir. Sıcakkanlı insanlardır. O da sıcakkanlı. Yani Radamel Falcao da oldukça sıcakkanlı bir futbolcu. Gözlerinden futbol oynamak için geldiği de belli arkadaşlar. Yani taraftara aç kalmış. Monaco'da biliyorsunuz ortalama 2000 diyorum ya. 1000 kişiye falan oynayan bir takım Monaco. Tabii Galatasaray'a gelince öyle coşkulu bir karşılaşma falan derken bayağı duygusal anlarda yaşadığını söylemek mümkün. Bu sıcakkanlılığıyla tribünlere renk katacaktır. Aynı zamanda şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. İlk gol attığı her gole ilk golü gibi sevinen futbolcu candır. Radamel Falcao da bunlardan biridir arkadaşlar. Aynı Simeone Inzaghi gibi maç 5-0 olsun, 6. gol atsınlar hala o coşkuyu, heyecanı tribünlerle paylaşırlar. Evet, şimdi biz ne yapacağız bu videoda? Falcao'nun 4 sezonluk Futbol Manager 2019 macerasına bakacağız. Şu an oyunda başlangıç yaşı 33. Tabii ki 37 yaşına kadar oynaması zor gözüküyor ama belki de bir yere antrenör oldu. Belki de Galatasaray'da antrenör olarak devam etti kariyeri. En azından farklı bir açıdan ona yaklaşmaya çalışacağız. Efemettör rakamlarına bakacağız. Ve Galatasaray'da ya da belki de başka bir takıma gitti önümüzdeki senelerde, bilemiyorum. Oradaki performansını inceleyeceğiz. Evet, başlangıç verilerine bakarsak piyasa bedeli 10,25 milyon euro ve senelik 5,41 milyon euro kazanıyor Radamel Falcao. Zaten özelliklerine denecek bir şey yok arkadaşlar. Fiziksel özellikleri tabii yaşı itibariyle profilindeki en düşük özellikler desek de 33 yaşındaki bir oyuncu için arkadaşlar gayet yeterli fiziksel özellikler. Yani kendine bakan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz Radamel Falcao'nun. Teknik 17, kafa vuruşu 17, ilk kontrol 15, penaltı 17, teknik 15, karar alma 15, kararlılık 15, liderlik 17, özel yetenek 16, ön sezon 14, soğukkanlılık 17, topsuz alan 16, harika rakamları. Bakalım Efem Editör rakamları neler diyor? Efem Editör 153 mevcut yetenek, 158 potansiyel yetenek. Yani 33 yaşındaki bir oyuncu için çok düşük değil bence mevcut yeteneği. Yani şöyle çok düşük derken potansiyel yeteneğin çok altında değil. Yani kendine baktığını buradan anlıyoruz. Hala mevcut yeteneği potansiyel yetenek rakamına çok yakın. Tabii önümüzdeki senelerde mevcut yetenek rakamı yükselme ihtimali yok. Yaşlandıkça daha da düşecektir. Ona da bakacağız. Evet, hazırsanız birinci sezon macerasına gidelim. Radamel Falcao'nu bakalım Galatasaray'da nasıl bir performans göstermiş. Kolombiyalı forvet, onu inceleyeceğiz. İşte karşınızda Radamel Falcao'nun Futbol Manager 2019'da birinci sezon macerası. Evet arkadaşlar, Radamel Falcao ilk sezonda Galatasaray'da toplam 41 maça çıkmış. 36'sı ilk 11. 12 gol, 7 asist, bir penaltıdan yararlanamamış. 2'de 1 penaltı atmış. 5 kez maçın adamı, 2 sarı kart. %69 pas isabeti ortalaması, %53 isabeti ortalamasıyla 7,25 oyuncu puanı ortalaması yakalamış. Aslında oyuncu puanı ortalaması gayet iyi. Yani 7'nin üstüne FM 2019 oy motoruna göre iyi olarak değerlendiriyoruz. Gayet iyi bir oyuncu puanı ortalaması yakalamış ama tabii 36 maçta 12 gol beklentilerin altında olduğunu da söylemek mümkün. Bakalım onu günümüzde açacak mı, aşacak mı? Asist özelliğini de ön plana çıkarttığını söylemek mümkün arkadaşlar. 36 maç 7 asiste önemli bir etken. Oyuncu ortalama puan olarak iyi bir sezonu geride bırakmış Kolombiyalı oyuncu Galatasaray'da. Ligde 26 maç, 25 ilk 11 olmak üzere 8 gol, 7 asist, 25 maçta 15 gole katkı. 4 kez maçın adamı, 2 sarı kart, %69 pas isabeti, %57 şut isabeti ve 7.40 oyuncu puan ortalaması. Evet, ligdeki oyuncu puan ortalaması süper. 7.40 çok iyi bir oyuncu puan ortalaması gerçekten. Kupada 8 maç, 5 ilk 11 olmak üzere 3 gol atmış, 7.09 oyuncu puanı ortalaması. Uluslararası maçlarda da 7 maçta 6 ilk 11 olmak üzere 1 gol atmış, 6.90 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Milli takımın ise henüz seçilmediğini görüyoruz arkadaşlar. Gayet başarılı bir sezon. Belki gol anlamında çok skorer olmasa da oyuncu ortalama puanı ve asist yönünden gayet başarılı bir sezon Radamel Falcao'dan Galatasaray'da. Profiline baktığımızda evet, piyasa bedeli arkadaşlar 10,5 milyon euroydu, 6,5 milyon euroydu. Düştüğünü görüyoruz. Kazandığı maaş aynı, hala aynı. Teknik ve zihinsel özelliklerini korumuş. Tabii 34 yaşında ama fiziksel olarak biraz çökmüş açıkçası. Çeviklik, dayanıklılık ve hız ve hızlanmaca ciddi düşüş var. Tabii yaşlanmak kolay değil. Yaşlanmak kolay değil arkadaşlar. Bakalım FM Editör rakamları bize neler diyor. FM Editör rakamlarına hemen bakıyoruz.
Mevcut yetenek 139'a gerilemiş arkadaşlar. 153'tü, 139'a gerilemiş. Fiziksel özelliklerindeki düşüş mevcut yeteneğine negatif olarak yansımış. Ama 34 yaşındaki bir oyuncu için mevcut yetenek 139 rakamı yine gayet iyi. Özellikle Süper Lig için gayet yeterli diyebiliriz arkadaşlar. Evet, başarılı bir ilk sezon. Oyuncu ortalama puanı bazında özellikle başarılı bir ilk sezonu geride bırakmış Radamel Falcao fiziksel olarak yaşadığı düşüşte mevcut yeteneğine olumsuz anlamda yansıdığını görüyoruz ki böyle de bekliyordum ben açıkçası. Sizin de böyle beklediğinizi tahmin ediyorum. Az çok Football Manager 2019 oynayanlar tahmin edebilirlerdi. Şimdi ikinci sezona geçiyoruz. Bakalım başarılı performansını ikinci sezonda sürdürebilmiş bir Kolombiyalı oyuncu belki de Galatasaray'dan başka bir takıma transfer oldu. Bilemiyorum. İşte karşınızda Radamel Falcao'nun Football Manager 2019'da ikinci sezon macerası. Evet, ikinci sezondayız. 46 maça çıkmış. Daha çok maçta oynadığını görüyoruz ki 44'e 11. Evet, neredeyse tüm sezon maçlarda oynamış. 16 gol, 6 asist. Evet, gol ve asiste artış var. Özellikle golde artış olduğunu, asiste bir asist düşmüş ama gol rakamını arttırmış tabii oynadığı maçla da alakalı olarak arkadaşlar. 22 gole katkıda bulunmuş 44 maçta. Gayet iyi bir rakam bence. Bakalım %69 pas isabeti, %50 şut isabetiyle 6.97 oyuncu puanı ortalaması yakalamış. Oyuncu puanı ortalaması ilk sezona göre düşmüş arkadaşlar ama 6.97 yine FM 2019 oyun motoruna göre gayet yeterli. Yani 7 ve 7 üstü oyuncu puanı ortalamasını iyi olarak aldığımızı kabul edersek 6.97 hiç fena bir oyuncu puanı ortalaması değil. Süper Lig'de 32 maç, 30 ilk 11 olmak üzere 11 gol, 1'de 1 penaltı ve 6 asist, %68 pas isabeti, %47 şut isabeti ve 7.03 evet Süper Lig'deki oyuncu puanı ortalaması yine iyi. 7'nin üstünde kalmayı başarmış. Kupada 9 maçta 5 gol atmış, 6.99 uluslararası maçta ise felaket geçmiş. 5 karşılaşmada gol asist yok. 5 6.58 çok düşük bir oyuncu puanı ortalaması yakalamış Radamel Falcao milli takıma da seçilmediğini görüyoruz Kolombiyalı oyuncunun. Hemen bakalım profil özelliklerine. Teknik ve zihinsel anlamda yine korumayı başarmış özelliklerini arkadaşlar ama fiziksel olarak düşüş devam ediyor. Çünkü o artık 35 yaşında piyasa bedelinde 1.2 milyon euroya kadar gerilediğini görüyoruz. İlginç olan nokta ofansif orta saha pozisyonunda oynamaya başlamış arkadaşlar. Yani ilginç olan nokta ofansif orta saha pozisyonunda oynama verimi daha da artmış ikinci sezonda. Gerçekten ilginç. Bakalım FM Editör rakamlarına muhtemelen daha da düştü arkadaşlar. 139'du. 128'e düşmüş. Evet, 128'e. O fiziksel anlamdaki düşüş mevcut yeteneğine olumsuz yansımış diyebiliriz. Radamel Falcao'nun arkadaşlar ve düşüş gerçekleşmiş. Evet, şimdi son sezonla gidiyoruz. Galatasaray'da 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı biliyorsunuz Radamel Falcao. Belki de Galatasaray'daki son sezonu bilemiyorum. Belki 4. sezon sözleşmesini uzatacak. Bilmiyorum arkadaşlar. 3. sezona gidiyoruz. Son sezon demeyelim. Yani sözleşmesine göre son sezona gidiyoruz. İşte karşınızda Radamel Falcao'nun Football Manager 2019'da 3. sezon macerası. Evet arkadaşlar 3. sezonda toplam 25 maça çıkmış. 14'ü ilk 11 olmak üzere 9 gol 2 asist yapmış ve 7.02 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Aslında ilk 11'de çıktığı maç sayısına göre gayet iyi bir skorer kimlik. 11 gole katkıda bulunması %69 pas isabeti %56 şut isabeti ve 7.02 de iyi bir oyuncu puanı ortalaması ama çok fazla forma şansı bulamamış az takımda Falcao 3. sezonda. Ligde 14 maç 10 ilk 11 olmak üzere 6 gol atmış 6.96 yine hiç fena değil oyuncu puanı ortalaması. Kupada 4 maç ikisi ilk 11 olmak üzere 1 gol 1 asist 7.10. Uluslararası maçlarda 7 maçta ikisi ilk 11 olmak üzere 2 gol 1 asist ve 7.12. Oyuncu ortalama puanları hiç fena değil ama çok da forma şansı bulduğunu söylemek yalan olur. Bu arada 13.010 2021'de de futbolu bırakıyormuş. Yani bu sezon futbolu bırakıyor. Son sezonda Falcao teknik ekipte olacak arkadaşlar. Ya boşta olacak ya da bir takımın teknik ekibinde olacak. Bakalım hangi teknik görevde olacak. Birazdan ona bakacağız. Bir bakalım profil özelliklerini hemen şöyle. Evet, teknik ve zihinsel hala dünya klasında. Gerçekten dünya klasında ama fiziksel anlamda çökmüş. Çeviklik 5, dayanıklılık 7, hız 5 ve hızlanma 6 arkadaşlar. Radamel Falcao'nun 3. sezon sonunda piyasa bedeli sözleşmesi de bitiyor. Yani bitmek üzere hatta 1-2 gün içinde bitecek. O yüzden 77 bin euroya kadar düşmüş durumda. Bakalım FM Editör rakamlarına 119. Evet, doğru zamanda futbolu bırakıyor bana kalırsa. Mevcut yetenek 119'a kadar düştü. 153 ile başladık. 119'da bitiriyoruz Falcao'nun mevcut yeteneğini aktif futbol hayatında arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakalım diğer özelliklerine kısaca bir göz atalım isterseniz. Uyum 13, hırs 18, sadakat 15, baskıya dayanıklılık 19, profesyonel
Güvenlik 16, Sportmenlik 16, Huy 17, Tartışma 8, Süreklilik 13, Çirkeflik 8, Önemli maçlardaki forma 18, Sakatlanma eğilimi 12 ve Çok Gönüllülük 6. Mental olarak çok güçlü bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz Radamel Falcao'nun şu özelliklere bakınca, ama sakatlanma eğilimi 12 biraz düşündürücü. Evet arkadaşlar, işte 3. sezon sonu futbol yaşantısına son veriyor Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu yeni transferi. Bakalım Galatasaray da 3. sezonunda nasıl bir performans gösterecek, ben de çok merak ediyorum. Kaliteli bir transfer ama ne olursa olsun yaşı da var arkadaşlar. Bunu da kabul etmek lazım. O anlamda ben 2 artı 1 yıllık sözleşmeden yanaydım ama Galatasaray 3 artı 1 yıllık yapmayı tercih etti. Belki de öteki şartlarda gelmiyordu Falcao, bilemiyorum. Evet, şimdi bakalım futbol hayatını bıraktıktan sonra ne olmuş Falcao? Teknik ekip rolü ne olmuş, ona bakacağız Football Manager 2019'da. İşte karşınızda Radamel Falcao'nun Football Manager 2019'da 4. sezon macerası. Evet, son sezonunda Radamel Falcao antrenör olmuş arkadaşlar. Evet, teknik heyetteki rolü gördüğünüz üzere antrenör, aynı zamanda asistan menajer olarak da başarılı olduğunu görebiliyoruz. Şöyle bir özelliklerine bakalım. Merak ettim tamamıyla antrenörlük özelliklerine. Gençlerle çalışma 14, hücum 7, hücum 7 olmamış abi. Hiç olmamış. Kondisyon antrenörlüğü 2, savunma 2, taktik 3, teknik 6, zihinsel 7, adam yönetimi 7, disiplin 9, kararlılık 15, motivasyon 7 ve uyum 13. Oyuncu potansiyeli değerlendirme 5, oyuncu yeteneği değerlendirme 7 ve taktiksel bir bilgi birikimi 4. Dünya genelindeki bilgi seviyesi Kolombiya üst düzey, Türkiye'de ikinci sırada yer almış. Diziliş tercihine bakıyorum. 4-4-2 oyun stili direkt, antrenörlük tarzı hücum, oyun anlayışı hücum, pres tarzı dengeli, markaj tarzı alan olmuş Radamel Falcao'nun arkadaşlar. İtibarı tabii yeni başladığı için 1,5 seviyesinde ulusal B lisansı var şu an antrenörlük anlamında. Evet, ilginç bir son oldu gerçekten. Belki de kariyerde bu yönde ilerleyecektir muhtemelen Radamel Falcao'nun da. İleride futbolu bıraktıktan sonra aktif futbol yaşantısını muhtemelen antrenör olacaktır. Oradan göreceğiz ilerleyen zamanlarda yaşayabilirsek arkadaşlar. Şöyle gözlemlemeye bir bakalım ama çok ciddi rakamları da yok zaten gözlemlemenin. Evet arkadaşlar, işte Radamel Falcao'nun emeklilik haliyle videomuzun sonuna geldik. Bir başka Football Manager 2019 4 sezonluk macera videosunda görüşmek üzere. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz. Hoşça kalın. Football Manager 2019'da kalın.